Hocalarım, öncelikle kaydımız da başladıktan sonra tekrardan bir girizgah konuşmamızı yapalım. Bugün kıymetli Mehmet Uygun Bey ile beraberiz. Kendisi Training Center, eğitim danışmanlık şirketi ve sigortacılık okulunun kurucusu ve eğitmeni. 20 yılı aşkın bir süredir sektörde hayli tecrübesi olan bir kişi. Kendisi belirli bir süredir sadece eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Pek çok üniversitelere, pek çok özel sektör kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte. Kendisi bize bugün kariyer yolculuğundan, kariyer hikayesinden bahsedecek. Bu bahsin sonunda da soru-cevap bölümüne geçilecek. Öğrenci arkadaşlarımızın konuyla ilgili sormak istedikleri ne varsa Mehmet Bey'e yöneltebilirler. Mehmet Bey de dili döndüğünce tabii ki sizin sorularınızı cevaplandırmaya çalışacak. Biz kendisine bu davetimizi kırmayıp geldiği için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Ben öncelikle o zaman sözü bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Suat Uğur hocama bırakıyorum. Daha sonrasında hocamdan sonrasında da bölüm başkan yardımcımız Sayın Doçent Doktor İknur Karaaslan'a sözü vereceğim. Hocalarımızın konuşmasından sonra da Mehmet Bey kendisini bizlere anlatmaya çalışacak. Buyurun Suat Hocam, söz sizde. Evet, teşekkür ediyorum. Çok değerli Mehmet Uygun Beyefendi, hoş geldiniz. Çok Öncelikli sağ olun. olarak değerli İknur Hocam başta olmak üzere şu anda hazırda bulunan işte Mehdi Can arkadaşımız, diğer arkadaşlarımız, öğrenci temsilcimiz Yağmur kardeşimiz, sevgili öğrencilerimiz, hepinizi ben de sevgi, saygı, muhabbet duygularımla selamlıyorum. Aslında bu tarz böyle etkinlikleri online ortamda pandemiyle öğrendik ve çok hayatımızı kolaylaştırdı. Tabiri yerindeyse yüz yüze bir araya gelmenin bütün zorluklarını bu online toplantılar sayesinde aşabilir haldeyiz. Bu vesileyle de bugün çok değerli bir alanda çok saygın bir arkadaşımız Mehmet Bey bizlere enerjisiyle tahmin ediyorum çok değerli bilgiler verecek. İnşallah. Ben kendim de sigorta alanıyla, özellikle sosyal sigorta, özel sigorta ayağıyla da ilgilenen birisiyim. Özellikle bireysel emeklilik konularında daha derinlikli bilgi sahibiyim diyebilirim ama sigortacılık sektörünün çağın en güncel çalışma alanlarından birisi olduğunu, öğrencilerimizin kariyer hedefleri noktasında kendilerine katkı sağlayabilecek en dinamik alanlardan birisi olduğunu düşünüyorum. İlave olarak da sadece kariyer hedeflemesi noktasında değil, belki gelecekte gündelik hayatınızın içerisinde size katkı sağlayacak konu başlıklarını fazlasıyla içinde barındıran bir konu olduğunu biliyorum. O nedenle ben bu toplantının çok verimli geçeceğine canı gönülden inanıyorum. Sözlerimi de daha fazla uzatmadan önce İknur hocamıza bir selamlama yapması için aktarayım. Daha sonrasında da bilmiyorum söz alacak yoksa Mehmet Bey'in enfes söyleşisine başlayalım. Ondan istifade edelim. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ben de öncelikle konuğumuz Mehmet Uygun Beyefendi'yi, siz değerli bölüm başkanımı, bölüm başkan yardımcım Canan Öykü Dönmez Kara hocamı ve asistan arkadaşlarımızı ve kıymetli öğrencilerimizi selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz hepiniz toplantımıza. Toplantı çok önemli. Suat hocam zaten önemine değindi. Ben de çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. Açıkçası verdiğimiz eğitimlerle özel sektörde olan biten arasında bazen kopukluklar olabiliyor. Bizler akademisyenler olarak özel sektörü çok iyi takip edemeyebiliyoruz. Bendeniz sonradan özel sektörde 15 yılı aşkın bir deneyimden sonra üniversiteye geri dönmüş biri olarak bunun oldukça farkında birisiyim. Bu anlamda bu yönüyle özellikle çok önemli olduğunu yani üniversite özel sektör bağlantısını kurma ve diğer taraftan da Mehmet Bey'in kişisel kariyerini anlatması anlamında da kariyer derslerimiz için, mesleki eğitim derslerimiz için ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum bu toplantının. Çok da sözü uzatmak istemiyorum ama hasreten
Yağmur Kıygı öğrenci temsilcimiz ve 4. sınıf öğrencimiz arkadaşımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi konuğumuzu davet etti bu toplantıya. Emeği var ve emeği geçen Mehdican, Melih kardeşlerimize, bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Böyle güzel takdim edilince üzerime düşen sorumluluk böyle büyüyor. Altında ezilmem diye ümit ediyorum ki sohbetimiz öyle devam eder ve mutlu mesut bir şekilde sonuçlandırırız bugünkü çalışmamızı. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocalarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Siz değerli öğrencileri sevgiyle kucaklıyorum. Yağmur kardeşime çok teşekkür ediyorum. Biz Yağmur'la bir işe alım görüşmesinde tanıştık. Kendisi dolayısıyla mezun olmadan bazı şeylere böyle adım atıp neler yapabilirim düşüncesiyle hareket edip bizimle tanışma fırsatını buldu. Ben de kendisiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Sonrasında da mezuniyetini beklemesi gerektiği konusunda anlaştık, el sıkıştık. Fakat dedi hocam dedi sizin yetkinliklerinizden, paylaşımlarınızdan ben üniversitedeki diğer arkadaşlarımın da özellikle faydalanmasını istiyorum deyip beni böyle bir çalışmanın içerisine davet etti. O yüzden en büyük paydaş benim gözümde tabii Yağmur. O yüzden Yağmur'a da ekstradan ayrıyetten çok çok teşekkür ediyorum. Hocalarımın elektriği, enerjisi çok güzel. O beni mutlu eden bir şey. Böyle diyalog şeklinde gidecek bir çalışma benim de çok hoşuma gider. Sorularınızla beni yormanızı çok arzu ederim. Kısaca kendimden bahsedeyim müsaade ederseniz. İsmim Mehmet Uygun. 99 senesinde sigortacılığa bir girdim. Bir daha da çıkamadım. 99 krizidir beni sigortacılık sektörüne iten. Bir insan sigortacılık işine girdikten sonra şükreder mi? Emin olun şükrediyorum. Rabbime 99 senesindeki krizi ile için teşekkür ediyorum yeri geldiğinde. Çünkü o vesileyle ben sektörümü değiştirdim. Ben farklı bir alanda okudum. Benim de bölümüm farklı. Şükürler olsun ki sigortacılık branşı her bölümden insanı istihdam edebilecek bir meslek. Bu anlamda çok zenginiz. Bizde arkeoloji mezunları, beden eğitimi mezunları, farklı farklı belki adını duymadığınız birçok bölümden insan barındırabilen nadir sektörlerden bir tanesiyiz. Tabii ki insana hizmet eden bir tarafımız olduğu için beşeri ilişkiler konusunda becerisi yüksek arkadaşlarımız özellikle bizim branşımızda yer edinebilme şansına sahip. Ben de üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleğim benim dericilik, ayakkabıcılık. Ben çok idealist davranmıştım. 99-98 senesinde mezun olduğum üniversiteden bir yıl kadar dericilik işleriyle uğraştım. Ege Üniversitesi'nde deri mühendisliği bölümü mezunuyum ben. Sonrasında 99 krizi bir anda patlak verince bizim sektörümüz biraz bu konuda muzdarip oldu. Ben sektörden ayrıldım ve bir anda sigortacılıkla tanıştım. Ben buna sigortacılık virüsü diyorum. Virüs kanıma girdi. Bir daha da çıkmak bilmedi. Bugün ne biliyorsam, ne anlatıyorsam, nasıl para kazanıyorsam her şeyi bana bu sektör öğretti. O yüzden sektörüme minnettarım. 99'da başladım, sektöre giriş yaptım ki bizim zamanımızda hayat sigortası branşı revaçtaydı. O zamanlar bireysel emeklilik diye bir kavramımız yoktu. Sağlık sigortası ve elementer sigortalar anlamında Türkiye'de faaliyet gösteriyorduk. Hayat sigortacılığıyla başlayan serüvenimi 2003 yılında bireysel emekliliğin çıkmasıyla birlikte BES sektörünü de içerisine alacak şekilde devam ettirdim. Danışmanlık yaptım, askere gittim, askerden döndüm, yine danışman olarak çalıştım. 1,5 yıl sonra satış yöneticisiydim. Sektörümüzde yükselme imkanı da çok fazla, onu da rahatlıkla ifade edebilirim. Sektörümüzde çok önemli bir ihtiyaç var, istihdam ihtiyacı var. Bu da bizim sektörümüzde çalışan insanların yaş ortalamasını oldukça düşük kılmakta. O yüzden terfi etmek, para kazanmak noktasında çok büyük imkanlar sağlamakta. 99 senesinden itibaren satış yöneticiliğiyle devam ettirdim kariyerimi. Ardından eğitimcilik benim için çok arzu ettiğim bir konuydu. Kendim satış yöneticisiyken ekibimi ve bölgemdeki birçok çalışanın eğitimlerini veriyordum ama eğitimciliğin başka bir şey olduğunu eğitimcilik olduktan sonra öğrendim. O yüzden çok kıymetli hocalarımız var burada. Eğitmen deyince aslında onların eli öpülesi eğitmen onlar. Biz nacizane özel sektör tarafında bu işi yapmaya gayret gösteriyoruz. Eğitim departmanına geçtim. Eğitim departmanında eğitim uzmanı, eğitim danışmanı. Bundan 5 yıl öncesine kadar da AGESA'nın eğitim müdürüydüm dostlar. Yani danışman adaylığından başlayan AGESA'da eğitim müdürlüğüne giden bu yolculuğumda yaklaşık 19,5 yıl
AGESA'ya hizmet ettim, sektöre hizmet ettim. Şu anda da biz eğitimcilerin hayalidir. O eğitimci olunca anlaşılıyor biraz. Kendi işini kurmak. Ben de 5 yıl önce kendi işimi kurmak hayaliyle, genel müdürümle, genel müdür yardımcım insan kaynaklarından sorumlu Burak Bey'le kucaklaşarak ayrıldık. Onlar dediler ki hocam ayrılıyoruz ama biz ayrılsak da beraberiz dediler. Şu an sektörde kendi şirketime de diğer şirketlere de sektör dışı firmalara da eğitim faaliyetlerimizde, insan kaynakları danışmanlığımızda, işe alım süreçleriyle, istihdama etkilerimizle katkı sağlamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bir de bizim eğitim tasarım işimiz var. Biz eğitim tasarımcısıyız. Yani siz bir konu söylediğinizde, ihtiyacınız olan başlıkları dile getirdiğinizde size anahtar teslim eğitim tasarlayıp eğitimi verebilecek kıvama getirerek süreçlerde yönetiyoruz. Eğitimciler yetiştirebiliyoruz bu konuda. Bir de Warren Buffett'ın dediği bir söz var. Çok seviyorum. Onu da düstur edinmiş birisiyim. Diyor ki siz uyurken size kazandıracak bir iş yapmıyorsanız, para kazandıracak bir iş, ömrünüz boyunca çalışmak zorunda kalırsınız diyor. O yüzden siz uyurken de size para kazandıracak bir iş yapmanız lazım. Ben aynı zamanda öğrenme eğitimleri tasarlayan ve firmalara bunların satışını gerçekleştiren firmalar için de eğitim tasarımı yapıyorum. Ben bir kere tasarlıyorum, onlar binlerce kere satıyorlar ve o satışlarından da bana pay veriyorlar. Dolayısıyla biraz olsun uyurken de, tatildeyken de, çalışmıyorken de para kazanabildiğimiz bir iş yaptığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Bence sizler öğrenciler olarak bunları şimdiden düstur edinmenizde fayda var. Yaptığınız işte nasıl daha iyisini yapabilirim? Ben çalışmıyorken de çalışacak bir düzen nasıl kurabilirim? Biraz buralara kafa yorduğunuzda belki de ilerleyen zamanlarda kendi işinizi yapar hale bile gelebilirsiniz. Şükürler olsun bildiğim her şeyi sektörden öğrendim. Öğrendikten sonra bu işi yapmaya başladım. Bunu da yapmazsanız başarılı olamıyorsunuz. Öncelikle sahada bir koşturmanız gerekiyor. İnsanlarla mücadele vermeniz gerekiyor. Şirketlerdeki düzenleri anlamanız gerekiyor. Kariyer adımlarını aşmanız gerekiyor. Bunları başarmaya namzet olduğunuzda o biriktirdiklerinizi işte artık kendi işinizi yaparken ya da üst bir ünvanda insanları yönetirken o bilgiler dahilinde işinizi güzelce yapabiliyorsunuz. Ben de şu an sektörüme hizmet ediyorum. Bundan sonra da devam edeceğim. Bir EYT'li olarak daha yeni emekli oldum. Mart ayında başvurumu yaptım. Nisan'da maaş bağlanacak dedi ama ben ömrüm boyunca çalışmayı düşünüyorum. Ömrüm boyunca elim ayağım tuttuğu sürece, sağlıklı olduğum sürece işimle ilgili, sektörü büyütmekle ilgili bir arzu için çalışacağım. Bugün firmamızın ismi Training Center Eğitim Danışmanlık ama ben bir de sigortacılık markası, sigortacılık okulu markasını inşa ettim. Benim en büyük hayalim okulunu kurmak. Bunu bir üniversiteye bağlı olarak mümkün olursa, mümkün değilse Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak bir mesleki kurs haline dönüştürüp sektörümüzün büyümesine, sektördeki bilinçli insan sayısını arttırmaya yönelik bir gayeyle de bir ulvi sebeple de çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bugün yarın olacak bu. Onun için çalışmalar devam etmekte. Peki, kısaca ben kendimden bahsettim ama bir de şunu da söylemek istiyorum. Ben aslında Çanakkale Gelibolu'luyum. Dolayısıyla memleketimin okulunda sizin gibi değerli dostlara bir şeyler anlatıyor olmanın da ayrı bir keyfi var. Onu da belirtmek isterim özellikle. Sanırım yeterli soru cevap şekliyle ilerleyebiliriz sizin önderliğinizde Can Bey. Mehmet Bey, kıymetli anlatılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle kompakt bir şekilde bize sigortacılığın ne olduğunu ve kendi değerlendirmeleriyle beraber bize anlattı. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey'e. Şimdi sevgili arkadaşlarımız, sevgili hocalarımız, Mehmet Bey'e yönelteceğimiz sorular varsa onları alalım. Bir sıra halinde gidebiliriz. Yani önce hocalarımızdan alabiliriz. Daha sonrasında öğrenci arkadaşlarımızdan alabiliriz. Hatta aslında ilk önceliği ben burada Yağmur'a vermek istiyorum. Çünkü etkinliğin düzenlenmesinde en büyük pay sahibi Yağmur arkadaşımızın. Madem etkinliği üzerinde bu kadar emeği var, o halde ilk soru sorma hakkı da Yağmur'un olsun diyorum. Yağmurcuğum söz sende. Yağmur, bildiğim yerden sor lütfen. Öncelikle çok teşekkür ederim hepinize. Başta söyleyememiştim.
Bir de küçük soru haricinde belirteyim. Şeyde sohbet yerimiz yok. Bana özelden veya sınıf gruplarından yazarsanız ben iletebilirim sorularınızı. İlk sorum, bir sigortacı olarak sahip olmamız gereken sertifikalar, eğitimler olarak ne önerirsiniz? Yanlış hatırlamıyorsam SEGEM sertifikası vardı bir SEGEM tane vardı, daha. evet. Evet, bir Evet, o tane daha var. konuda. Aslında bu tabii branşlaşma ile ilgili bir konu. Şimdi bizim sektörümüzde elementer sigorta dediğimiz mal sigortacılığı, yani sahip olduğunuz malların güvence altına alındığı bir sigorta branşı var. Bir tane insan hayatını güvence altına alan, yani bizimle ilgili can sigortaları diye geçiyor Türk Ticaret Kanunu'nda. Hayat sigortası dediğimiz, sağlık sigortası dediğimiz, besi de içerisine dahil edip bizzat insanın kendisine hizmet eden sigorta branşları var. Şimdi SEGEM belgemiz, sigortacılık eğitim gelişimi ile ilgili çok önemli bir belge. İlerleyen zamanlarda bir acentede çalışmak ya da kendi acentenizi kurmaya kadar gidecek yolculukta mutlaka ve mutlaka SEGEM belgesine sahip olunması gerekiyor. Bu camiada çalışmak istiyorsanız o altın bileziği mutlaka kolunuza takmalısınız. Bunun dışında bireysel emeklilik branşında özellikle yoğunlaşmak ve bu branşta çalışmak istiyorsanız, ki ben bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın, elementer taraf insanlara para kazandırır, sorun yok. Arabanızın kaskosu, trafiği, daskı, konutu, yangını, bunlar hepimizin canı dışındaki malları ile ilgili güvenceleri. Fakat sektörün en büyük tarafı, büyüyen tarafı bireysel emeklilik, hayat ve sağlık sigortacılığı. O yüzden sigortacılık işinde ilerlemek isterseniz benim tavsiye edeceğim yer insana direkt hizmet eden bu üç branşla ilgili olacaktır. Bu üç branşla da ilgili çalışıyorsanız SEGEM burada da ihtiyaç konusu, ama bireysel emeklilik satabilmek için bunun bir ehliyeti var. O da bireysel emeklilik aracısı olmak. O yüzden bireysel emeklilik aracıları lisans belgesine de sahip olursanız bu kesinlikle sektörde çalışmanızı kolaylaştıracak bir unsur haline gelir. Ben eğitimlerimi verirken, biz bunların eğitimlerini veriyoruz bu arada. Nasıl SEGEM sınavına hazırlarız, beyaz sınavına nasıl sizleri hazırlarız, bunları yönetiyoruz. Fakat bunu arzu ederseniz siz daha üniversiteden mezun olduktan hemen sonra gerekli başvuruları yapıp SEGEM için SEGEM'in sitesine, e-Beyaz için de EGM, Emeklilik Gözetim Merkezi .org.tr bu siteye giriş yaptığınızda ne yapmanız gerektiğini orada zaten yönlendiriyorlar. Bununla ilgili belgeleri aldığınızda ve iş başvurusunda bulunduğunuzda işinizi garantilemiş olursunuz. Bu kadar net söylüyorum. Ama birçok şirket bunları siz sektöre girdikten sonra da ücretlerini kendileri karşılayacak şekilde yönetip size bu belgelere de sahip olmanızı sağlıyorlar. Onun da altını çizmemde fayda var. Şimdi sigortacılık sektörünü şöyle biraz da altını çizmemde fayda olacak. Sizler ekonomiyle ilgili bölümü okuduğunuz için finans alanı çok geniş bir alan. Eskiden finans deyince insanların aklına hep bankacılık sektörü gelirdi. Zaten bankacılık, sigortacılık böyle çok birbirine yakın dallar ve birçok bölümde beraberce zaten bunları eğitim olarak sunuyor. Bankacılığa baktığımızda bankacılık daralan bir sektöre dönüştü dostlar. Benim ablam bankacı, çevremde bir sürü bankacı var. Fakat bakıldığında artık neslini tamamlayacak bir grup var. Yani banka şubelerini kullanan, hala kiyometriklerden numaralı bankacılığın şubesinin içerisinde işlerini yapmaya çalışan bir kitle var. Bu kitle devrini tamamlayıp artık banka şubelerine giden insan sayısı azaldıkça her şey artık bu dijital ortamda mobil aplikasyon üzerinden yürütülecek. O yüzden insanlar EFT, havale, diğer ihtiyaçları ile ilgili uzaktan iletişimle ve Covid'in getirdiği bu artılarla banka şubelerini görmeyecekler. O yüzden bankalar da bunları bildikleri için şu an şube sayılarını azaltıyorlar. Şube sayılarını azaltmanın yanında şubedeki çalışan sayılarını da azaltıyorlar. Daha çok operasyonel yatırımlarını büyütüp biz şubemiz olmasa da yarın öbür gün bu işi dijital ortamda nasıl yürütürüz deyip arka planda bunları yönetiyorlar. O yüzden eskisi kadar bankacılık cazip bir meslek olmaktan çıkmış durumda. Ben finans sektöründe var olacağım. Yetkinliklerimi ve aldığım eğitimin karşılığını finans sektöründe kullanmak istiyorum diyorsanız yegane başvuracağınız ilk sektör sigortacılık olmalı. Çünkü sigortacılık çok bakir bir alan. Bu konuyla ilgili eğitim veren üniversiteler ve bölümler mezuniyet sayısı çok sınırlı. Ve bir de sigortacılık işinde satışta yetişecek insan sayısına çok ihtiyaç var.
Biz okullarımızda genelde operasyoncu yetiştiriyoruz. İşin teknik kısımlarını öğretip sanki genel müdürlükte operasyonda, işte finans bölümünde, farklı bölümlerde istihdam edilecek gibi insanlar yetiştirince mezun olanlar satışta sahayı düşünmüyorlar. Saha korkutucu bir şeymiş gibi geliyor birçoğumuza. Ama ben sahada öğrendim bunların hepsini. Emin olun bir iş yapıldıkça kolaylaşır. O yüzden ben cesaretle, belki de bugünkü sohbetimizde ben not alıyorsanız çok sevinirim. Bir eğitmen olarak böyle not aldırmayı çok seviyorum. Benim 3 tane düsturum var. Bu 3 düsturu yazarsanız çok mutlu olurum. Bir üzerinde değerlendirin. Bakın, bakarsınız sizin de kafanıza yatar. Sizin de hayat felsefeniz haline dönüşür. Bir tanesi, birincisi, ne yaparsanız yapın cesaretle yapın. Yani ben yapabilir miyim acaba? Olur mu? Olmaz mı? Düşüncelerinden kendinizi uzaklaştırın. Ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Bir şey yapmak için niyetlenin ve yapın. Bu konuda önünüzün açılacağını rahatlıkla söyleyebilirim birçoğumuz için. Ha, baktınız, cesaret ettiniz, yaptınız ama önünüze bir sürü engel geldi. Tabii ki gelecek. Nasıl üniversiteye hazırlanırken bin bir çabayla bugünlere geldiniz. Şimdi sınavlarınızı verip üniversiteden mezun olmak için ne kadar büyük çabalar sarf ediyorsunuz. Bunlar bittiğinde asıl sınav üniversiteden sonra başlayacak. İş hayatıyla gerçek sınavları vereceğiz. Ve oradaki öğrendiklerimiz sınav geçmek için değil, hayatta var olmak için kullanacağımız bilgiler olacak. O yüzden cesaret ediyorsanız ikinci adımda da sonuç itibariyle planlı ve programlı çalışıyorsanız, bakın burası çok kıymetli. Yani deli cesareti, cahil cesaretinden bahsetmiyorum. Tabii ki cesaretli olalım ama arkasında da bir plan programla bunu yönetelim. Bir hedefimiz olsun, hayatta ulaşmak istediğimiz bir takım gayelerimiz olsun. Bu gayeleri beni ulaştıracak sebeplerden biri de yaptığım iş olsun lütfen. O yüzden neyi yaparak ne elde edeceğinizi planlayın. Bir de güzel bir söz var. Fırsatlar geldiğinde siz fırsatlar için hazırlıklı değilseniz o zaman o fırsat size gelmemiştir. Yani elinizdeki imkanları baştan düşünüp tasarlayıp onları elde edeceksiniz. Ardından da fırsat geldiğinde değerlendireceksiniz. O yüzden ikinci adımımız mutlaka ve mutlaka planlama olmalı. Üçüncü adımda da işte o zorluklarla karşılaşacaksınız ya arada, duvara toslayacaksınız, müşterilerden hayır cevabı alacaksınız, terfi etmek isteyeceksiniz, önünüzü kesen birileri olacak, şartlar belki önünüzü kesecek. Mesele o zorluklarla mücadele edip ayağa kalkıp tekrar yolunuza devam edebilmek. Yani Amerikalılar diyor ya, don't give up, yani asla pes etme. Hakikaten pes etmeyin dostlar. Hayatta mücadele edenler, pes etmeyenler, planlı çalışanlar kazanıyor. Bütün otobiyografileri okuyun. Çok tavsiye ederim size. Otobiyografi okuyun. Ünlülerin hayatını okuyun. Onların hepsinin ortak paydası şudur. Mutlaka hayatlarında bir zorlukla karşılaşmışlardır. O zorluğu yenmek için çaba sarf etmişlerdir. Ve bugünkü isimlerini öylelikle hak etmişlerdir. O yüzden yeniden hayatı keşfetmeye gerek yok. Denenmişler üzerinden, deneyenler üzerinden fikirler alıp konuyu takip edebiliyor olmak da çok değerli. O anlamda sektörde 25. yılımı tamamlıyorum. Çeyrek asır. Çeyrek asırdır bu sektördeyim. Ekmek buradan çok yedim. Hala yemeye devam ediyorum. Danışmanken çok ciddi paralar kazandım. Evimi de, arabamı da danışmanken, satış yaparken elde ettim dostlar. O yüzden içinizdeki enerjiyi lütfen doğru şekilde kullanın. Kendinize güvenin. Ve biz eğitimcilerin çok kullandığı, eğitim materyali olarak paylaştığı bu şey var. Potansiyelini kullanmak var. Dolayısıyla kabuğunuzu kırmanız gerekiyor. İçinizdeki cevheri mücevhere dönüştürmeniz gerekiyor. Konfor alanı dediğimiz o alandan kendinizi ne zaman çıkartırsanız o zaman gelişiyorsunuz. Hocalarımız da bugün bu pozisyonlara böyle geldiler. Hiçbirine gökten zembille hiçbir ünvan verilmedi. Hiçbir şekilde bunları kolay kazanmadılar. Binbir mücadeleyle bunu elde ettiler. Hepimiz aynı şekilde elde edeceğiz. Sizler de aynı şekilde elde etmelisiniz. Ama planınızı doğru yapın. Bence bugün bir nasip bu. Sigortacılık konusu mevzu bahis edildi. Burada yaklaşık 20 hocalarımı çıkarsam belki 25-24 tane öğrenci var. 24 kişinin belki de hayatı şu sohbetle değişecek. Mezun olduğunuz gün belki benim kapımı çalacaksınız. Ben sizi sektörde istihdam edilmeniz için elimden gelen gayreti gösteririm. Ben standart bir işe alımcı değilim. Yağmur biraz beni bu noktada tanımladı, gördü. Bizzat benden hizmetimi aldı aslında. Ben böyle poker face dediğimiz, danışmanların böyle soru sorduktan sonra
yüz hatlarında herhangi bir mimik jest oynatmayıp verdiğiniz cevap acaba doğru mu yanlış mı kaygısıyla seyrettiğiniz insanlardan biri değilim. Ben dostane bir havada sohbet edip kualifikasyonunuza ve yetkinliklerinize bakıp bunların kararını veren, ikinci bir görüşmede de size bir workshopla, bir çalıştayla gireceğiniz mülakatta dikkat etmeniz gereken mental hazırlıkları yaptırdığım bir dünyayla 4 saatlik bir çalışmayla sizi firmalara gönderiyorum. Bu da elinizi güçlendiren çok önemli bir fırsat. Bakın benim işimi yapan hiçbir kimse böyle bir efor sarf etmiyor. Benim dışımdaki headhunter dediğimiz işe alım firmaları sizin CV'lerinizi alıp telefonla arayıp böyle böyle bir iş görüşmesine sizi davet etmek istiyorum. İster misiniz deyip 5-6 dakikalık bir telefon görüşmesiyle firmalara CV'lerinizi paylaşıyor ve sizi firmayla baş başa bırakıyor. Bense buna müsaade etmiyorum. Ben hatta hocalarıma belki de fırsat verirlerse bana mezuniyetinize çok yakın bir tarihte böyle 2 saatlik bir workshop, 3 saatlik bir workshopla mezun oluyorsunuz. Mezuniyetten sonra iş arayışınız başlayacak. Bu iş arayışınızda başarılı olmanız için neler yapmanız gerekiyor deyip bu konuyla ilgili size destek de vermeyi, ücretsiz böyle bir abilik yapmayı da çok arzu ederim. Ola ki böyle bir fırsatım olursa ben yine hocalarımın izniyle öyle bir yardıma da sonuna kadar açık olduğumu söyleyebilirim. Memnuniyetle değil mi Suat Hocam? Memnuniyetle. Kesinlikle, büyük memnuniyet duyarız. Onun da hazırlıklarını arkadaşlarımız takip ederler o İnşallah. Dönemin sonu geldiğinde. Mayıs sonuna doğru, Haziran başım nasıl artık uygun görürseniz bana bir 2 saat, 2,5 saat yetecektir. Arkadaşlarımıza bir ufuk açmak, bir vizyon kazandırmak açısından da değerli olur. Çok dualarını alırım en azından, dualarla var olurum ben. Para kazanmasam da dua kazanırım, her zaman onu söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Peki. Yağmurcuğum, 2 tane lisansla ilgili belki şeyi söyledik, sertifikayı söyledik ama üzerine 50 bin tane cümle sarf ettim. Umarım yanıtlarım seni tatmin etmiştir. Çok teşekkür ederiz. Şimdi, evet, Mehmet Bey, eğer şey yoksa arada bir bilgiyi tamamlamak, arkadaşlarımıza da bu alanı belki sevdirmek ya da o alanın önemi konusunda katkı olması anlamında ben biraz uygulamadan bir soruyla sizi katkı vermeye teşvik edeyim. Şimdi Buyurun. Bildiğimiz üzere bir deprem felaketi yaşadık. Ve bu deprem felaketinde de aslında en çok üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi de sigorta. Bir tarafta Kesinlikle. Pek çok kişi canını kaybetti. Buna bağlı hayat sigortaları var. Öbür tarafta pek çok kişinin ev eşyasından tutun arabasına varıncaya kadar enkaz altında kaldı. Orada bir mal yönü de var. Evler malum enkaza dönüştü. Bunların DASK kapsamındaki durumları var. Bize şöyle bir bilgiyi nasıl verebilirsiniz? Mesela DASK nedeniyle orada sigortanın kapsayabileceği, karşılayabileceği ne kadar bir değer var sigortalı olanlar açısından. İşte aracı enkaz altında kalıp da kasko nedeniyle ne kadar işte eder anlamında bir karşılık alabilir. Ya da yaralanmıştır, tedavi görüyordur, bir takım kayıpları vardır. Buna bağlı sağlık açısından kişilere yönelik ne olabilir? Hani böyle biraz çok şey söyledim belki ama. Konu üzerinden anlatalım hocam. Evet. Gayet net anladım sorunuzu. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi çok düşünmek istemediğimiz, düşündüğümüzde de hakikaten kalbimizin cız ettiği bir konuyu şu an konuşuyoruz. Ben şu an iş alım süreçlerinde herkese bunu sormak zorunda kalıyorum. Kazazedeler var. Hayatlarını değiştirip memleketlerini değiştirerek bana iş başvurusunda bulunan insanlar var. Sizinle görüşmeye gelmeden evvel 2 tane depremzede arkadaşımla mülakat yaptım mesela. Ve memleketlerini bırakıp bir bilinmezliğe yol almışlar şu an. Ne olacaklarını bilmiyorlar ama yaşamlarını idame ettirmek için işe ihtiyaçları var. Şimdi tabii ki deprem bölgesine baktığımızda DASK konusu şu an çokça gündemde. Devletin zorunlu sigortalarının başında gelmekte. Depreme yönelik bir sigortadır. Bir de konut sigortaları var hocam. Bu konut da eşya sigortası dediğimiz
konutun içerisinde faturalı olarak bulundurduğunuz televizyonunuzdan işte bütün elektronik cihazlarınıza, mobilyalarınızdan mutfak malzemelerinize kadar birçok konuyu güvence altına aldınız. Yarın öbür gün işte bir vesileyle zarar görürse bunların hepsinin tedarik edildiği, bir yangınla tedarik edildiği durumlar var. Fakat deprem dediğimizde DASK'ı birçok insan şöyle algılıyor. Benim deprem sigortam var. Deprem durumunda benim evim 5 milyon TL'lik bir ev. Ben DASK'tan 5 milyon TL'yi alacağım, gideceğim istediğim yerden de evimi alacağım gözüyle DASK'ı yaptırmış olabiliyor. DASK böyle bir sigorta değil dostlar. DASK dediğimiz şey, siz sigortaladığınızda DASK'la dairenizi, binanızı, arsanızı neyse, deprem anında eviniz yıkıldı. DASK sigortası size diyor ki, kardeşim senin evin yıkıldı ama senin arsan duruyor. Sen yine bu evin üzerine, bu arsanın üzerine bir ev inşa edebilirsin. Ben sana evinin inşa bedel tutarını vereceğim diyor. E senin evin 5 milyon liraydı. Fakat 600 bin liraya o daireyi siz yapabiliyorsunuz normal şartlarda ve size 600 bin lirayı veriyor. O yüzden böyle yanlış anlamalar var, yanlış bilgilendirmeler var. O yüzden DASK çok önemli bir kazanç, çok önemli bir artı fakat size sınırlı bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bizim gibi survive toplumlarında yani emekli olana kadar bir ev edineyim, emekli olduktan sonra rahat edeyim, evimde yaşayayım deyip milyonlarını eve döken insanlar bir depremle bütün varlıklarını kaybediyorlar aslında. Düşünsenize şu an Adıyaman'da, işte Hatay'da belki 20 tane 30 tane dairesi olan insanlar vardı. Şimdi onlar multimilyarderdi sözde değil mi? Sabah bir uyandılar. Hayata sıfır bir şekilde uyandılar. O yüzden sigortacılık en azından bu sıfırla uyanmamanız için evinize belli ölçüde güvence sağlıyor. Eşyalarınıza belli şekilde güvence sağlıyor. Ya da o deprem anında enkaz altında kalmış arabalarınız pert olduğunda yani kullanılamaz hale gelip tamamı güvence olarak size ödenecekse arabanızı size ödüyorlar. Rahiç değerinden de ödeniyor. Orada da bir sıkıntı yok. Fakat asıl mesele ne? Ben sana istersen evinin tamamını vereyim, arabanın tamamını vereyim. Sana bir şey olduysa ne yapacağız? Asıl mesele insanın kendini sigortalatması. Ben ona insan kaskosu diyorum. Arabasını sigortalatırken, evini sigortalatırken insanlar zerre düşünmüyor. Aman diyor galeriden çıkmadan arabayı güvence altına alayım. İyi de arabayı sen kullanıyorsun. Arabanla kaza yaptın, araban pert oldu. Arabanın yenisini verdiler. E sen pert olduysan nasıl bir hayat bekliyor seni? Bırak seni, ailenin nasıl bir hayat bekliyor? Sana bir şey olduğunda çalışma hayatından mahrum kalırsan veya hayatta yoksan senin ailen, çocukların, eşin bundan sonra yaşamını nasıl devam ettirecek? Ya da sen varsın, sakatsın Allah korusun. Böyle bir sakatlık durumunda ailenin sana bakması ne kadar zor bir hayat. Paraya ihtiyacımız var dostlar. O yüzden hayat sigortası olanlar, şu an belki de çocuğu enkazdan çıkartıldı, anne babası enkazda öldü. O çocukların belki bu anlamda çok ciddi bir tazminat alacakları var. Eğitim hayatlarını bir yakınının çevresinde belki teyzesi bakacak, halası bakacak, abisi bakacak ama anne babasından gelen böyle yüklü bir tazminatla çocuğunun geleceğinin güvence altında olması bir anne baba için biçilmez bir kaftan. Yani arayıp da bulamayacağımız bir nimet. O yüzden biz İstediğimiz kadar malımızı sigortalatalım ama asıl sigortalatmamız gerekenin kendimiz olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Biz sigortacılık tarafında hayat, bes ve sağlıkta uyandırma hizmeti veriyoruz. Aynı bir resepsiyonist gibi. Sizi sabah 7'de uyandırmamı ister misiniz diyorsunuz, randevu alıyorsunuz müşteriden. Gidiyorsunuz, insanların tabiri caizse gaflet uykusundan uyanmasını sağlıyorsunuz. Bana bir şey olmaz ki, ben ölmem ki, ben sakat kalmam ki. Bunların hepsini yaşayabilecek potansiyele sahibiz. O yüzden bizim işimiz hakikaten mal sigortalarında çok sorun yok. İnsanlar daha galeriden çıkmadan dedim ya arabasının kaskosunu yapıyor. Ama kaç kişinin hayat sigortası var? Çok ciddi bir soru işareti. Kaç kişinin ciddi bir sağlık sigortası var? Bugün devlet hastanelerinde istedikleri bakımı yapıyor. Devletimiz sağ olsun başımızdan eksik olmasın. Fakat kaliteli bir sağlık hizmeti almak istiyorsanız ciddi bir ameliyat olup uzuv desteği almanız gerekiyorsa, organ nakli gerekiyorsa büyük olayları düşünün. Bunun için özel bir hastanede tedavi olmak yaşam şansınızı yükseltiyor. Kaliteli bir hizmetle iyileşme süreciniz artıyor. Kaliteli bir hizmetin yanında doğru teşhisle
tedavinizin hızla çözüme ulaşması söz konusu oluyor. O yüzden sigortacılık sadece mal için değil, benim için de çok önemli kavramını toplumumuza bizlerin anlatması gerekiyor. O yüzden çok bakiriz. O yüzden çok bilinçli bir topluma sahip değiliz bu noktada. Zorunlu olduğu için insanlar baskı yapıyor. Devletin bunu zorunlu kılmasına gerek yok. Bilinci yerleştirmesi gerekiyor. Okullarda bu tür eğitimleri verirseniz çocukluklarla itibaren çocuklar bunu öğrenir ve bunu bir ihtiyaç olarak görür. Ama biz devlet olarak bunu zorunlu hale getirip zorunlu trafik sigortası, zorunlu deprem sigortası deyip birçok insan da zorunlu olduğu için almıyor zaten. İhtiyaç olduğunu anlasa alacak. Ama zorunlu dendiği için almama taraftarı oluyor. O yüzden bu sektörde istihdama, bilinçle bu işi yapacak insanlara çok ihtiyaç var. O yüzden SEGEM sertifikası çok önemli. O yüzden bireysel emeklilik aracısı lisans belgesi önemli. Bu işi yapan insanların belli kalitede, belli standartlarda bu işi yapmasını böylelikle sağlayabileceğiz. Biz de dışarıdan eğitmenler olarak, işin farkındalığını biraz daha fazla bünyesinde barındıranlar olarak bunları anlatmaya devam edeceğiz. Ben açıkçası bilmiyorum BİGA'da var mı sigortacılık bölümü. Valla bölüm kurulsun, ben bedavadan ders vermeye razıyım. Uzaktan gelip eğitimler veririm. Müfredatını gelin beraber oluşturalım. Hocalarımızı yetiştirelim. Ben her şeye varım. Bunu gerçekten ülkem için, sektörüm için yapmak konusunda çok arzulu ve istekliyim. Bunu da gururla yaparım. Size de sözünü verebilirim rahatlıkla. Mehmet Bey çok teşekkür. Hocam bir şey söyleyecektiniz. Buyurun Suat Hocam, pardon. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Çok kapsamlı, gayet net bir şekilde meramımızın karşılığını aldık açıklamalarınızla. Ben belki başka söz almak isteyen arkadaşlarımız da vardır. Onlara söz hakkı verilmesini istiyorum. Evet. Mehmet Bey'e bu kıymetli tavsiyeleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de işte o üçlük kuralı unutmamamız gerekiyor aslında. Birincisi cesaret, ikincisi planlama, üçüncüsü de sebat. Kendisinin de üzerinde durduğu üzere. Hocam buyurun. Şimdi buyurun hocam, buyurun, buyurun. Öncelikle gerçekten senin bıraktığın yerden devam edeyim. Sadece mesleki anlamda ya da bir headhunter olarak değil, aynı zamanda bir kişisel gelişim uzmanı pozisyonuyla da bize çok güzel noktalara vurgu yaptı Mehmet Bey, sağ olsun. Ayrıca mesleki eğitim, üniversite işbirliği kurmaya çalıştığı şeyle ilgili de bana inanılmaz sürekli düşündüğüm bir şey bu. Benim de o anlamda işbirliği yapabileceğimiz bir alan, ona da açık olduğumuzu, en azından ben bireysel olarak açık olduğumu belirtmeliyim. Diğer taraftan yine şeyle ilgili, öğrencilerimizle ilgili Suat Hocam'ın kaldığı söylediği yerden devam etmek gerekirse. Öğrencilerimiz de bu arada lütfen soru hazırlasınlar. Ufuk Hocam'ı da görüyorum, Canan Hocam da sanırım burada, belki söz almak isterler. Ben sadece şunu özellikle sormak istedim. İş bulma şansı açısından nasıl bir sektör bu sektör? Yani arz talep açısından, çünkü biliyorsunuz büyük bir işsizlik var piyasada. Kesinlikle. Yani daha doğrusu şöyle bir şey var. İşsizlikten ziyade emek piyasasının talebiyle bizim emek piyasasına gönderdiğimiz öğrencilerin donanımları arasında bir farklılık var, öyle söyleyeyim. Dijitalleşme ile birlikte emek piyasası çok yeni meslekler ortaya çıkardı. Açık söyleyelim ve itiraf edelim ki üniversite müfredatımızı buna göre daha henüz güncelleyebilmiş değiliz. En azından devlet üniversiteleri olarak bunu rahatlıkla bu cümleyi kurabilirim sanırım. Hani kendimize bir öz eleştiri yapmak babında. Bu noktada hani elimizden geldiğince işte bu tip toplantıları bu yüzden yapıyoruz zaten. Biraz sektörleri tanıyalım, piyasayı anlayalım ki biz de ona göre yeniden şekil verelim kendi müfredatımıza. Bendeniz özel sektörden geldiğim için biraz daha farkındalığım daha fazla diye tahmin ediyorum bu konuyla ilgili. Yani iş bulma şansları ne öğrencilerimizin? Bir de söylediğiniz gibi bence de üniversite mezunu olmaları yeterli mi? Kendi işlerini kurmak belki sonraki adımdır ama ilk etapta nedir yani piyasaya çıkan bir çalışma ekonomisi mezununun ben sigortacılık alanında çalışmak istiyorum dediğinde yüzde kaç iş bulma ihtimali var? Peki, çok sağ olun hocam, teşekkür ediyorum sorunuz için. Şimdi burasının bakir bir alan olduğunu başta söylemiştim. Burada iş imkanı var. 15 tane emeklilik şirketi, 40'a yakın hayat şirketi, bir sürü elementer branşta sigorta şirketi mevcut.
Ve genel itibariyle bu şirketlerin hepsinde bir satış organizasyonu var. Bu satış organizasyonu bazen kendilerine bağlı bodrolu bir çalışan bazında olabiliyor. Bazen acente kanalıyla olabiliyor. Şimdi mesela benim hizmet ettiğim, mezun da olduğum, daha doğrusu emekli olduğum şirketim AGESA'dan bakarsak, AGESA 5 tane dağıtım kanalına sahip. Direkt satış, bizzat kendi portföyünü oluşturup satış yapanların oluşturduğu, banka satış, Akbank, Abank, Burganbank gibi çözüm ortaklarıyla onların şubelerine gelen insanları kanalize eden bir satış örgütümüz var. Onun dışında kurumsal satışımız var. Bizzat firmaların insan kaynaklarına gidip o firmanın tüm çalışanlarına hayat, sağlık, bireysel emeklilik gibi sigortaları toplu halde satıp şirketlerin ödemesini yaptığı, çalışanların aidiyet duygusunu arttırdığı kurumsal satış departmanı var. Acente kanalı dediğimiz acenteler firmaları temsil eden kuruluşlar. Bizzat acentelerin bünyesinde çalışabilecek bir istihdam konusu oluyor. Orası biraz sıkıntılı. Genelde elementer ağırlıklı bir acente yapısı olduğu için Türkiye'de genelde tecrübeli insan arıyor acente tarafı. Orada bir handikap yaşıyoruz. Bir de tele satış dediğimiz, özellikle firmaların yine kendi bünyelerinde kazanılmış müşterilere çapraz satış dediğimiz ikinci, üçüncü, beşinci ürünü satmakla ilgili tele satış ekipleri de bu dağıtım kanalları içerisinde hizmetleri büyütüyorlar. Şimdi istihdam konusunda satış konusunun kapısı sonuna kadar açık. Yani benim burada mezun olan arkadaşlarımda özellikle bireysel emeklilik için ve hayat sigortası için bunu söyleyeceğim. Diğerinde böyle şartlara çok ihtiyaç yok. Ben 4 yıllık herhangi bir bölümden mezunsam ya da 2 yıllık sigortacılık, bankacılık, finans, pazarlama, satış gibi bölümlerden mezun isem ya da lise mezunu olup son 3 yılda 1 yıllık satış tecrübem veya sigorta şirketinde bir operasyonel süreçte görev almışsam EBA sınavına girebiliyorum. Fakat lise mezunuysanız SEGEM alamıyorsunuz. Öyle handikapları var. O yüzden 4 yıllık bir mezuniyetiniz elinizde varsa sigortacılık sektöründe rahatlıkla iş bulursunuz. Bunun için hangi branşta çalışacağınıza, hangi bölümde istihdam edilmenize göre de durum değişkenlik arz edecek. Yine altını çiziyorum. Genel müdürlük kadrosunda operasyonel birimlerde çalışmak istediğinizde biraz mevzu kapalı. Neden kapalı? Tecrübeli arkadaşlar belki orada tercih noktası oluyor. Fakat satış kanalına baktığımızda satışta yetiştirilmek üzere tecrübesi olsun ya da olmasın herkese kapı açık. Sadece bununla ilgili kualifikasyonunuza bakıp yetkinliklerinize bakıp işe alımcılar bir değerlendirme yapıyor. Dışa dönük olmak, başarı odaklı olmak, pes etmemek gibi bizim aradığımız bir takım yetkinlikler var. Bu yetkinliklere haiz tüm arkadaşlarım, bu arada bunların kaçına sahip olduğunuzu bence bilmiyorsunuz. Ne kadarına sahip olduğunuzu, nereye kadar gideceğinizi şu an bence keşfetmiş durumda değilsiniz. Onu profesyonellere bırakacaksınız ama ben ne kadar seviniyorum ki mesela beni buraya Yağmur davet etti. Benim 16 yaşında kızım var. Üniversiteyi seneye nasipse sınavına girecek Haziran 2024'te. Ben girişken olmasını istiyorum. Ben okul projelerinde işte bu tür organizasyonları yapan toplulukların içerisinde görev almalarını istiyorum. Neden? Çünkü ağaç yaşken eğiliyor. Sizlere de tavsiyem o yönde olacak. Ne kadar faal olursanız, ne kadar etkileşimde bulunursanız, ne kadar iş hayatıyla ilgili okul hayatındayken bağlantılar kurup network'ünüzü büyütürseniz gelecekte daha rahat edersiniz. Çünkü biz insanlara özgüveni kazandırmak için iş hayatında çok mücadele veriyoruz. Ama siz bunu okulda kazanırsanız, bilinçli bireyler olarak işinizi, mesleğinizi doğru bir şekilde seçerseniz iş hayatında rahat edeceksiniz. Kualifikasyonunuzu buna göre planlamalısınız. Gelişiminizi buna göre planlamalısınız. Yabancı dil öğrensem ne olur? Öğrenirseniz birçok kapının daha fazla açılacağını bileceksiniz. Şu sertifikaya sahip mi olmayı? Evet olursan daha fazla kapının açılacağını söyleyebilirim. Udemy denen online eğitim platformları var. Size yazılım dünyası ile ilgili bin bir tane şey öğretiliyor. Bakın yazılım dünyasında var olmanız için bilgisayar mühendisi okumanız gerekmiyor dostlar. Meraklı olmanız gerekiyor. Bugün bir Python yazılımını, bu yapay zeka ile ilgili yazılım dilini öğrendiğinizde dünya artık dijital hayat üzerine kurgulanmış durumda. İş yelpazesi o kadar geniş ki sigortacılık, dijital dünya bunlar sizin geleceğinizi kurgulayacağınız yerler olmalı. Ama bunu yaparken
okuduğunuz bölüme hizmet edecek işleri tercih etmeniz elinizi güçlü kılar. Okuduğunuz bölümle ilgili bir iş yapmaya teşebbüs ettiğinizde o işe sıfırdan girmiş insanların birkaç adım ötesinde işi yaparsınız. Bunu da unutmayın. Yani para nerede? Bana oğlum öyle soruyor. Baba diyor hangisi daha karlı bir iş diyor. Oğlum diyorum önce yetkinliklerine bir bakalım, yeteneklerine bakalım. Parayı kazanırız bir şekilde. Bak sizin için ben çalışıyorum diyorum. Yarın öbür gün bu eğitim firmasını size devrederim. Bakarsın eğitimci olmuşsun bir anda belli mi olur? Sen yeter ki kendini geliştir. Bunun için çaba sarf etmek lazım. Para kazanılır dostlar. Siz çalışkan bir adamsanız para kazanırsınız. Yeter ki Rabbim sağlık versin. Ama dedim ya az yorulup çok para kazanmak istiyorsanız, çok insana fayda sağlamak istiyorsanız yatırımlarınızı kendinize yapmaya başlamış olmanız, büyütmeye de devam etmiş olmanız gerekiyor. Bu da önemli unsurlardan bir diğer olsun. Bilmiyorum hocam yanıt oldu mu? Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Evet öğrenciler lütfen bak fırsat bu fırsat. Yağmur'a gönderiyorsanız sorularınızı gönderin. Saçma dahi olsa sorun dostlar. Ben saçma soru diye bir şey düşünmüyorum. Ben siz saçma soru sorduğunuzu varsayın. Ben onu alırım çeviririm yine sizin işinize yarayacak bir malzemeye dönüştürürüm. Lütfen soru sorun. Her zaman böyle fırsatlar yakalayamazsınız. Lütfen. Ay, İrem sen bir soru sorar mısın? İrem Erdem. Birinci sınıf öğrencimiz çok önemli bizim için birinci sınıflar. Hadi İrem göster kendini. Başkanımız aynı zamanda sınıf başkanımız. Aa, İki süper. Başkandan biri. Peki. Sesi kapalı ama İrem konuşabiliyor mu? Açabiliyorlar mı seslerini normal? Konuşur. Hocam tamam. Konuşur. Şimdi. Geldi İrem sesin geldi. Evet. İkmal Hocam teşekkür ederim. Ya bu hani sigortacılığa sizi en çok çeken şey neydi en başta? Hani neden sigortacılığı seçtiniz? Vallahi 99 kriziydi dedim ya. Nasip oldu. Hiç aklımda yoktu. 99'da bir de bu kadar gelişmiş de değildi sektör. Bireysel emeklilik de yoktu. Hatta sana kötü bir şey söyleyeyim. Bizim mesleğimiz geçmişte çok kazazede çıkartmıştır. Çok insanlarla ilgili sıkıntılar yaşanmasını sağlayan bir meslekti. Şükürler olsun bu işi yapan insanlar, firmalar, mevzuat, bireysel emeklilik öyle bir noktaya getirdi ki bizi. Artık işi gerçekten düzgün yapan insanlar bu işi yapabiliyor. O yüzden beni 99 krizi getirdi buraya İrem. Şükürler olsun. İyi ki sigortacı oldum. Yoksa bir deri fabrikasında muhtemelen ham deri kokusunu bilir misiniz bilmiyorum. Yüzülmüş hayvanın tuzlanmış halidir. Böyle çok da kokusu iyi değildir. O kokuların içerisinde yaşadığım bir dünya olabilirdi. Şükürler olsun. Mavi yakalı bir iş olabilirdi benim yaptığım iş. Çünkü bir fabrikanın içerisinde bu işi yapacaktım. Şu an elim o kadar temiz ki. O kadar kendimi geliştirecek imkanlara sahibim ki. Bir de eğitimci olmamın çok büyük artısı var. Kendime çok yatırım yapma fırsatı buluyorum İrem. Ama sen de şu an üniversiteni güzel okumuşsun. Bu işle ilgili yarın öbür gün sen bile danışmanlık firmanı açabilirsin. Bak danışmanlık diyorum eğitim vermek zorunda değilsin. Yaptığın işin iyi yapıcısı olursan bu işi yeni başlayan insanlara danışmanlık verip onlara anlatıp öğretip bu işten para kazanabilirsin. O yüzden nasıl başladığımızı kenara koydum. Bundan sonra ne yapacağız? Asıl soru bu. Mezun olduktan sonra ne yapacağız? Ya da bu 4 yıl boyunca senin önünde bir 4 yıl var şu an. 3,5 yılım var tabiri caizse. Bu 3,5 yılda ben derslerimi geçmek için mi ders çalışacağım? Yoksa buradaki bilgileri mezun olduktan sonra kullanmak için mi öğrenmeliyim? Önce bunun ayrımıyla bir başlamak lazım. Çünkü biz ne yazık ki çok tenzih ediyorum bu bizim sistemimizle ilgili. Biz eğitimlerimizi biraz böyle dersleri geçmek için çalışıyormuşuz gibi bazen düşündüğüm anlar oluyor. Lütfen o yanlışa düşmeyin. Ben düştüm o yanlışa. Ben notumu yükseltmek için ders çalıştım ama kaç tanesini kullanıyorum tartışırım. Lütfen hayatta bilgiyi kullanmak üzere öğrenin. İşinimi daha iyi nasıl yapabilirim diye öğrenmeye çalışın. Çok değerli hocalarımızdan eğitimler alıyorsunuz. Onları bence sömürmelisiniz. Yani onların tabiri caizse ensesinde boza pişirip onları gerçekten yıpratmalısınız. Onların hepsinden nasıl faydalanabilirim, maksimum artıyı nasıl elde edebilirim diye düşünmek lazım gibi geliyor. Bunu 48 yaşındaki bir adam söylüyor bu arada. Bunu senin yaşındayken ben düşünmedim. Kimse de bana anlatmadı. Haberin olsun. İrem. Bilmiyorum yanıt oldu mu?
Evet oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Rabia ederim. Biliyor musun? Rabia, Er Yılmaz. Bir soru da sen sor bakalım. Eyvah eyvah. Umarım soruları vardır. Vardır vardır. Vardır değil mi? Cesaret işte o söylediğiniz ilk madde. Cesaret. Evet kesinlikle. Ne olacak ya? Ne, ağzınız kekelese ne olur? Yanlış bir cümle sarf etseniz ne olur? Güleriz geçeriz. Lütfen evet. Soru sormaktan imtina etmeyin. Mehmet Bey gençler arasında anksiyete çok yaygın. Evet. Cesaretsizlik çok fazla. Evet. Aslında bu toplantıları hatta keşke yüz yüze o bahsettiğiniz ikinci toplantıyı keşke size burada hani sizi ağırlasak da yüz yüze. Neden olmasın? Yapsak. Neden olmasın? Neden olmasın? Evet söz alsınlar, kürsüye çıksınlar, özgüvenleri yerine gelsin. Zaman zaman işte Suat Hocam da sürekli ödev veriyor biliyorum. Ödev veriyoruz öğrencilere böyle biraz. Çok önemli. Çok önemli ödev. Yoksa hepsinin çok güzel fikirleri var. Yani ben bazı derslerin son saatlerini uygulama yapıyorum. Öyle fikirler, öyle parlak fikirler çıkıyor ki anlatamam. Evet. İşte onu bir bilseler, içlerindeki cevheri bir bilseler. Ah, ah. Evet. İşte onları sizin gibi değerli hocalarımız ortaya çıkartıyor. Sayılarınız artsın hocam. Böyle bakmak lazım konuya. Amin. Evet. Ben en kötülerden görüyorum kendimi ama evet. Rabia. Estağfurullah. Estağfurullah. Rabia gittin mi yoksa? Rabia orada mısın? Yok yok. Burada. Evet, sorunu bekliyoruz. Mutlaka vardır soracak bir şeyin. Evet hocam, başka öğrencilerimizden de alabiliriz eğer bağlantı kopan sorun olabilir. Şu anda çünkü evet, belki de. Mikrofonu açtı. Görüyorum ama bağlanamıyor galiba. Sesim bağlayamıyor. Her şey mümkün. Teknoloji bazen bize böyle oyunlar oynuyor. Evet, Mehdican söz sende. Teknoloji şu an bana da oyun oynuyor sanırım hocam. Yok şu an seni duyuyoruz. Sıkıntı yok Mehdi. Güzel. Şöyle yapalım. Ufuk hocamı görüyorum birkaç kez açtı kamerasını ama hocam da sanıyorum sosyal güvenlik alanında olduğu için belki onun da sormak istediği bir şey olabilir. Canan hocamı görüyordum ama şimdi evet Canan hocam da buradaysa. Tanju hocamı gördüm az önce. Evet var mı hocalarım sorularınız? O, Tanju geldin. Hocamın Tanju ya. Hocamın manzarası muhteşem. Neresi hocam orası? Hocam gerçek Çanakkale o manzara. Terzioğlu. Terzioğlu yerleşkesi. Evet bağlantıda biraz sıkıntılar oluyor. Evet. Buyurun Tanju hocam. Okey. Hocam buyurun konuşacak mısınız? Evet. Yo yerleşke resim neresi diye sorulmuştu da Terzioğlu tamam. Yerleşkesi. Evet. ben söz alacaksınız sandım. Peki, Suat Hocam sizin var mı söylemek istediğiniz? Ben çok keyif aldım, çok enerji gerçekten iyi geçti Mehmet Bey'den sağ olsun. Benim söyleyecek bir şeyim yok, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli katkılarından dolayı bizi bilgilendirdiği için sektörün içerisinden. Yağmur kardeşimize de böyle güzel bir vizyonu yakalamış yani. Bu da çok güzel. Onu da tebrik evet. ediyorum. Diğer arkadaşlarımızın da katkılarından dolayı hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, herkese çok teşekkür ediyorum. Benim diyecek bir şeyim yok. Eyvallah. Bir konuda müsaade ederseniz bir sunumumdan bir enstantane paylaşmak istiyorum. Eğer sonuna geldiysek sohbetimizin, bu arada zaman çok hızlı geçiyor. Hakikaten bir saat olmuş şu an için. Bu işin ne kadar önemli olduğunu vurguladığım böyle bir 15 dakikalık bölümüm var. Müsaade ederseniz bir eğitim kıvamında onu yönetebilir miyim? Şu an sizlere Elbet. Nacizane sigortacılıkla Elbet. İlgili konuyu biraz daha böyle pekiştirmek, daha ne kadar heyecanlı bir şey, ne kadar ihtiyaç konusu, biraz bu konuda vakıfiyeti arttırmak için şöyle ekranımı paylaşıyorum müsaadenizle. Evet. Sanırım şu an ekranımda bir büyük soru işaretini görüyorsunuz ve evet. orada büyük böyle puntolarla yazılmış. Biz aslında ne iş yapıyoruz diye genelde bize soruyorlar. Müşteriler soruyor, bizim işimizi merak edenler soruyor. Biz ne iş yapıyoruz biliyor musunuz? Elementer sigortadaki arkadaşlar genelde bize sigortacıyız derler. Biz sigortacıyız. Biz sigortacı olduğumuzu söylemiyoruz. Evet belki mesleğimiz bu sektörün içerisinden ama biz insanları gelecek ve belirsizlik korkusundan kurtarıyoruz.
Ne demek istiyorum biliyor musunuz? İnsan bilmediği şeyden korkar. Gelecek de benim için bir belirsizlik. Başıma bir şey gelecek mi? Ölecek miyim? Sakat kalacak mıyım? Ciddi bir sağlık problemi yaşayacak mıyım? Hadi bunları yaşamadım. Bir gün istediğim evi alabilecek miyim? Çocuklarımı istediğim gibi okutabilecek miyim? Ya da bir gün emekli olduğumda devletten alacağım, sosyal güvenlikten alacağım emekli maaşı bana yetecek mi gibi birçok finansal kaygıyı yaşayarak hayatımızı yürütüyoruz. İşte bu belirsizliklere karşı sigorta çok ciddi bir güvence. Şimdi böyle bir teyzeler topluluğu, bir artık altın günü mü diyelim ona, böyle bir ikramların bulunduğu bir gün sohbet ederlerken kendi aralarında damatlarının mesleği mevzu bahis ediliyor. İşte herkes kendi damadının mesleğini anlatmaya çalışıyor. Anlatıyorlar. Bir tane teyzeye sıra geliyor. Oğlum diyor, benim damadım da diyor sigortacı diyor. Ama neden her gün takım elbiseyle işe gittiğini bir türlü anlamlandıramıyorum diyor. Çünkü teyzem için sigortacılık kapının arkasındaki o elektrik anahtarı. Hani elektrik yüklü gelirse kablolar yanar ya, yanmasın diye de orada sigorta vardır. Atar ve içerinin kablolarının yanmaması sağlanır. Dolayısıyla teyzem zannediyor ki damadı elektrikçi. Fakat biz böyle bir şeyiz. Biz sigortacılık işini takım elbiseyle yapan, insanların gelecek kaygılarını, korkularını ortadan kaldırmaya çalışan bir mesleğe sahibiz. Şimdi konuyu biraz daha açmak istiyorum. Bu aşağıdaki çizginin yaşam çizginiz olduğunu varsayın. Doğuyorsunuz, doğduğunuz andan itibaren üniversiteden mezun olduğunuz güne kadar düşünün lütfen. Eğitim hayatınızdaki masraflarınızı, yeme içme barınma masraflarınızı, bunların hepsini normal şartlar altında ebeveynlerimiz karşılıyor. Onlar bizim geleceğimizle ilgili bu yolculukta finansörümüz oluyor. Ve 25 yaşında mezun oluyoruz. Erkekler askere gidiyor, hanımlar iş hayatına belki direkt atılıyor. Sonra erkekler dahil oluyor. Çalışma hayatında var olmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatında da bizi ne yazık ki müdür maaşıyla başlatmıyorlar. Standart bir maaşla başlıyoruz. Derken ilerleyen kariyerimizle birlikte terfi alıyoruz. Bir gün emeklilik yaşına geliyoruz. Ben emeklilik yaşını 56 yazdım. Siz 60 deyin, siz 65 deyin fark etmez. Şu sözümü lütfen unutmayın. Bir gün herkes emekli olacak. Bazen istediğiniz için emekli olacaksınız. Bazen sağlık koşullarınız müsaade etmediği için emekli olacaksınız. Bazen de iş bulamadığınız için emekli olacaksınız. Belli bir yaştan sonra sizi kimse çalıştırmayacak. Peki emekli olmadan önceki çalışma hayatınızdaki son maaşınızı bir düşünsenize. Terfi etmişsiniz, hayatınızda en yüksek noktaya gelmişsiniz. Bir şirketin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, direktörü olabilirsiniz bu noktada. Ya da kendi işinizin patronu da olabilirsiniz. Ve bugünün parasıyla net elinize 100 bin lira paranın geçtiğini varsayın. Hayatınızda en yüksek noktadasınız. Hayalinizi buradan kurun lütfen. Ve son maaşınızı alıp ertesi gün emekli olacaksınız. Bir ay sonra da size SSK'dan bir emekli maaşı bağlanacak. Siz 100 bin liralık bir insandınız. 100 bin liralık arkadaşlarınız, 100 bin liralık yaşam standardınız vardı. Derken emekli oldunuz. İşveren de dedi ki artık seni çalıştırmayacağım. Yeni insanlara, gençlere fırsat vereceğim dedi. Sizi işten çıkarttı. Emekli olduğunuzun bir ay sonunda hemen size bu ay dilekçenizi veriyorsanız bir sonraki ay 17'si ile 27 arasında bir emekli maaşı bağlanıyor. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan özellikle emekli maaşı almaya kalktığınızda son zamlarla birlikte 26 bin lira gibi rakamlara şu an ulaşmış durumda. Bilmiyorum sosyal güvenlikle ilgilenen Suat Hocam'dı değil mi? Suat Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Hani rakamlar konusunda yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. 26 bin gibi seviyelerde bugün seyreden bir rakamımız var. Diyelim ki 25 bin lirayı sosyal güvenlikten emekli olduğunuzda aldınız. Peki dediniz ki ya ben 31 yıl boyunca çalıştım. Bak bu kadar da güzel gelirler elde ettim. Ben bir tane kendime ev aldım. Bir tane de yaşlandığımda kirasından faydalanayım diye ikinci bir ev aldım dediniz. Bu evlerin tanesi ne kadar? Diyelim ki 10 milyon TL. 10 milyondan 2 tane ev aldınız. 20 milyonluk 2 eve sahipsiniz. Emekli olduğunda birinde oturuyorsunuz, birisinden de kira alıyorsunuz. Bugün 10 milyonluk bir evin kirası ne kadardır dostlar? İktur Hanım, Biga'da ne kadar ev kiraları?
Vallahi biga da İstanbul'dan çok farklı değil. Yani şu an ben mesela 3250 liraya oturuyorum bir evde. Hocam İstanbul'a gelmeyin o zaman. Gelmeyin hocam. Ama şey şöyle biz 3 yıldır burada oturuyoruz. 10 milyonluk bir evin İstanbul'da kirası çok rahat 10 bin lira vardır diye düşünüyorum. Hocam 20 bin diyelim. Hadi öyle sizin hatırınıza 25 bin lira olsun. 25 tamam. bin lira da ev kirasından aldınız. 50 bin lira şu an emekli olduğunuzda elde ettiğiniz bir gelir var. Fakat siz 100 bin liralık kazanca sahiptiniz. Ona göre çevrenizde arkadaşlarınız vardı, aktiviteleriniz vardı. İknur Hocam, madem siz sözü aldınız ya, oradan devam edelim. Hocam, emekli olduğunuz günü düşünün. 100 bin liralık standardınız vardı, bir anda yarı yarıya düştü. Her ay 50 bin lira emekli olduktan sonra açık veriyorsunuz. Bu 50 bin liralık açığı nasıl kapatırsınız? İşte sigortayla kapatacağız. Hangi sigortayla hocam? Hayat sigortası, birikimli olan var, emeklilik gibi olan var. Şimdi çok güzel söylediniz hocam. Bunu emekli olduktan sonra düzeltemezsiniz. Bunu emekli olmadan önce düşünüp önlemini almanız gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Ve benim emeklilikte sizin gelirinizi takviyelemem için hocam birikimli hayat sigortası değil, bireysel emeklilik. Ben emekli olana kadar sizin düzenli ödemelerinizden kenara para atıp bireysel emeklilikte yüksek getirilerle, fonlarla paranızı değerlendirip bir de devletimizin %30 size bir katkısı var. Örneğin siz 10 bin lira yatırıyorsanız devlet de %30'u 3 bin lira da devlet yatırıyor. 13 bin liralık yatırımınız oluyor biliyor musunuz? Ve biz bunu dönem içerisinde istediğiniz fonlarda çeşitlendirip, değerlendirip emekli olduğunuz gün o açınızı kapatmak üzere yönetebiliriz. Peki bunun için aylık bütçenizden ne kadar ayırabilirsiniz İknur Hanım? Yani 2000-3000 ayırabilirim. Hocam yani 3000 ya da 2000 arada buluşalım o zaman 2500 diyelim mi? Olur. Tamam. 2500 lira aylık ödemeyle ben sizin geleceğinizi böylelikle bireysel emeklilikle güvence altına almak istiyorum. 16 haneli kredi kartı numaranızı rica edeyim lütfen. Şu an yanımda değil ama evet. Satışı buraya getirmek gerekiyor. Biz satışı yaparken insanlara ihtiyaçlarının varlığında hemfikir oluyoruz. Onların evet demesini sağlıyoruz. Siz zaten hazır bir müşteriydiniz. Benim ekmeğime yağ sürdünüz. Orada sıkıntı yok ama biz bir saatlik görüşmemizde işte bu noktaya getirmeyi çalışıyoruz insanları. Çünkü ben ekmek su gibi bir ihtiyacı sunuyorum ama insanlar farkında değil. Hepimizin bireysel emekliliğe, hepimizin hayat sigortasına, hepimizin sağlık sigortasına ihtiyacı var. Bunlar ayrılmaz üçlü. Peki İknur Hocam devam ediyorum sohbetime. Siz düzenli bana her ay 2500 lira yatırmaya başladınız. Fakat emekli olmadan evvel yarı yolda başınıza vefat, mağluliyet ya da çok ciddi bir sağlık probleminden dolayı çalışamamazlık durumu söz konusu olursa emeklilikle ilgili 2500 liranızı kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Suat Hocam öder diyormuşuz mesela. Suat Hocam ödemeyecek de kim ödeyecek? Burada hocam, da diğer sigorta devreye girecek tabii ki. Hocam canını bile verir bizim için onu biliyorum. Eksik olmasın. Ama hocamı hiç üzmeye gerek yok. Hocamın da bir ailesi var ya. Hocamın evet. ailesi de üzülmesin. Biz kimseyi üzmeden bu konuyu bence yönetebiliriz İknur Hanım. Biz tamam. böyle bir durumda size bırakın emeklilikle ilgili o 2500 lirayı ödemeyi. Bugün çalışamadığınızda ya da hayatta değilseniz bile siz hayattaymışçasına gelirinizin devam ettiği harcamalarınızı aynı şekilde yapıp emeklilik dönemine ve emeklilik sonrası hayatınıza hizmet edecek şekilde toplu bir tazminat ödesem, bu tazminatla hayatınızı güvence altına alsam kulağınıza nasıl gelir? Hoş gelir. Evet. Hocam yalnız bunun hoş gelmesi için bir miktar daha paraya ihtiyacım var. O 16 haneli kredi kartınızdan bir miktar daha çekmem gerekiyor. Yani bunun için ne kadar ayırabiliriz hocam? Yani herhalde bunun için bir 5000 lazım en az değil mi? Yok hocam. Hiç o kadar artmanız gerekmiyor. Şöyle yapalım. 2500 demiştiniz ya hocam. Biraz şartları zorlayalım. Bu arada evli misiniz, bekar mısınız hocam? Bekarım. Okey. Yan gelir var mı hocam? Kira geliri, herhangi bir var. Babadan. Mesela şu 2500'ü bir 4000 yapsak nasıl olur hocam? Olur. 2000'ini emeklilikte değerlendiririz. 2000'ini de böyle hem hayat hem sağlıkta bir kotarmaya çalışırız. Tamam. Nasıl geliyor kulağınıza?
Hoş. Hocam ben bizzat gelip başvuruyu almam gerekecek yalnız. Bunlar için ıslak imzaya ihtiyacım var. Ben yarın yola çıkıyorum. Öğlene doğru gelirim Bigay hocam. Olur mu? Peki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rol play'ime katkı sağladığınız için. Gerçekten sıcak sohbet mahiyetinde ama aynı zamanda çok çok güzel, çok derin teknik bilgileri içeren sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yani, çok